Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi de üçgen çizimi uzunluk sorularıyla birlikteyiz arkadaşlarım. Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım bakalım neler varmış bu soruların içerisinde. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki, bir düzlemde dış bükey ABC'de dörtgeni çiziniz. Bu dış bükeyi kafanız karıştırmasın, okumayın gerekirse arkadaşlarım. Normal bir dörtgen çizin diyor yani bize. AB'si 8, AD'si 15 olacak, BC'si 10 birim ve AB diktir AD olacakmış. AB diktir AD'ye. Tamam, şöyle bir şey olacak yani. Şöyle AB AD'ye diktir diyor. AB AD'ye dik olacak. AB CD dörtgenini de çizdim. Aha, şöyle rastgele sanki bir dikdörtgenmiş havası olmasın diye AB AD'ye dik, AB CD dörtgenini çizdik. AB 8, AD 15. Bak hemen şurayı 17 yakaladık değil mi arkadaşlarım? 8 15 17'den. BC'yi 10 vermiş. Ha, bu bir açı kenar bağıntısı sorusuymuş. ABCD dörtgenin çevresi tam sayı olarak en fazla kaçtır diyor. Şimdi dörtgende zaten biz şurayı biliyoruz. 15. 8 daha 23, 10 daha 33'ümüz var, artı bir de x'imiz var. Bizden bunun maksimum değerini istiyor arkadaşlarım. Yani yapmanız gereken x'in en büyük değerini, maksimum değerini bulunuz, yerine yazıp toplayınız arkadaşlarım. Şimdi x'i de nasıl bulacağız? Şuradaki üçgenden. Üçgen olma eşitsizliğini kullanacağım. X neydi kardeşim? Diğer iki kenarın toplamı 27'den küçük, İki kenarın farkı 7'den büyük olacak. X'in maksimum değerini seçeceğimiz için 26'yı seçiyorsunuz burada. X yerine 26 yazın. 26, 33 daha 59 çıkıyor. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldik 2'ye. Düzlemde verilen bir ABC üçgeninde AB 7, AC 4, BC bu olduğuna göre X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı, bu bir şey bile değil arkadaşlarım, hani şekli çizmenize bile gerek yok. Şöyle küçük bir üçgen çizeyim. Bir kenarı 7 olan, bir kenarı 4 olan, bir kenarı da 2x-1 olan üçgende açı kenar bağıntısı yapacaksınız. Yani üçgen olma kuralını kullanacaksınız. Hemen 2x-1'i ortaya yazdık. Diğer ikisinin toplamı 11'den küçük, diğer ikisinin farkı 3'ten büyük dediniz mi? Soru bitti zaten. Buradan da 1 ekleyelim her tarafa. 4 olsun, 2x olsun, 12 olsun. 2'ye bölelim hepsini. Burası 2 geldi. Burası x, burası da 6. X'in alabileceği değerler 3, 4, 5'tir. Toplamlarını soruyor. 12'yi paketledim. 2 de Ceyhan'dan geldi arkadaşlarım. Geldik 3'e. Bir şöyle üst tarafa çizelim bunu da. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya çizelim arkadaşlarım bunu da. Şimdi ne diyor? Bir ABC üçgeninde D elemanıdır BC. Hemen bir ABC üçgeni çizelim. Bakalım neler olacak. ABC üçgeninde D elemanıdır BC ve BD DC'ye eşit. Buradaki D orta noktaymış. Şöyle orta nokta olacak. AD'yi de çizelim. AB 8 birimdir diyor. AC 10 birimdir. AD'nin alabileceği, X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi burada X'i arkadaşlarım şöyle bulacağız. Şuradan bir orta taban çizeceğiz. Bir kenar bile 2'ye bölündüyse orta tabanınızı çizin demiştik. Bu orta tabansa 8'in yarısı olacak 4. Burayı da 2'ye bölecek 5, 5. Ben de şuradaki üçgende X'in alabileceği değer aralığını bulacağım. Toplamları 9, farkları 1 olduğu için X'in alacağı değerler 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerleridir. Toplamlarını bulalım. 8 ile 2, 10. 3 ile 7, bir 10 da buradan. Bir 10 da buradan 30 yaptı. 5 de buradan 35 mi yaptı arkadaşlar? Evet, 35 Edirne şıkkında var. Cevap Edirne. Şimdi bunu İlla kenar ortay olduğu zaman yapmayın arkadaşlarım. Şuradan inen ve burayı belli bir oranda bölsün. K'ya 3K diye atıyorum. Böyle bir oranda bölmüş, bize de X'in aralığını soruyor. Yine buradan paralel çizin. Ve şuradaki üçgenden X'in aralığını bulabilirsiniz. Evet, geçiyoruz 4 numaralı sorumuza.
Bakalım bu ne diyor. B açısı 135 derece olan bir üçgen çizeceğiz arkadaşlarım. Hemen çizmeye çalışalım. Şöyle B açısı 135 dereceden daha büyükmüş hatta. Tam 135'te değilmiş. Şuraya A diyelim, şuraya B, şuraya da C diyelim. Burası 135'ten büyük bir açı ve AB'yi 5 kök 2, BC'yi de 7 vermiş. Bize de AC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Sen şimdi şöyle çözeceksin. Diyeceksin ki lan burası tam 135 olsaydı biz ne yapacaktık arkadaşlarım? Klasik dik üçgen sorusu. Şuradan hemen 45'i gösterip karşısına bir diklik indirecektik. Buralara 5, 5 yazdığımızda şu büyük dik üçgende de Pisagor yaptığımda x'i 13 bulacaktım. Ama diyor ki orası tam 135 değil diyor. 135 olsaydı 13 çıkıyor. 135'ten daha büyük bir açıdır diyor. O yüzden biz de buradan çıkan sonucun 13'ten büyük olacağını biliyoruz. Peki 13'ten büyük en az kaç olur diye soruyor. Cevabı Edirne'den işaretledim bile. Geldik buna. B açısı 90 derece olan bir ABC dik üçgeni çiziniz demiş. Hemen çizmeye çalışalım şöyle. B açısı 90 derece olsun. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim arkadaşlarım. C burada, B burada, A da burada. K elemanıdır BC'nin. KT ile AC'nin kesişimi L olacak diyor. Ve AK diktir. AK diktir KT'ye. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlarım. Şurada bir K noktası var. AK KT'ye dik olacak. Şöyle çizelim. AK KT'ye dik ve AK ile KT ile AC'nin de kesiştiği nokta L olacakmış. Böyleymiş olay. Ve TC de dikmiş BC'ye. Onu da şöyle çizelim. T de demek ki burada, çünkü burası da 90 dereceymiş. Peki bunları çizdik. KC 4, CT 3, AK KT'ye eşit. Oo, burası buraya eşit ve AC kaçtır diye de, tamamı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın burada 3, 4, 5'i gördünüz. Burası da 5. Şimdi şöyle yeşil rengi alayım. Şu üçgene bakın arkadaşlarım. Bir de bu üçgene bakın. Bunların eş olduğunu ispatlayacağım şimdi birazdan. Şuranın da 90 olduğunu söylemiş. Onu da yazmayı unutmayalım. Şimdi bakın neler yapıyorum. Şu açıya A dedim. 90 B. B 90 burası A. A 90 burası B. Şimdi açıları eşit olduğu için %100 benzer üçgenler. Peki bir de ekstradan 90'ın karşısı burada 5, 90'ın karşısı burada da 5 olduğu için eş üçgen çıktılar. Yani bu B'nin karşısı 3 mü? Buradaki B'nin karşısı da 3. A'nın karşısı 4 ise buradaki A'nın karşısı da 4 olacak. Ve bize de AC'yi soruyordu. Şuradaki uzunluğu soruyor. X diyelim. Ben şu büyük dik üçgende Pisagor yapıp X'i bulacağım şimdi. X kare eşittir. Burası 7. 7'nin karesi 49. Burası 4, 4'ün karesi 16. Topladığımda 65 yaptı. Cevap Denizli'den patladı gitti. Evet, 6 numarayı çözeceğiz. Şuraya çözelim yine arkadaşlarım. Şurayı sileyim. Biz yine buraya çözelim bunu. Dostlar, bir de böyle grafik tabletle PDF'lerin üstünde işlem yaparak çözebileceğim güzel bir program biliyorsanız lütfen onu söyleyin. Bununla böyle çok zor oluyor. Böyle silmesi, etmesi, çizmesi. Hani böyle düzgün üçgen çizebileceğim, bir şeyler yapabileceğim. Fatih kalem olmasın ama lütfen. Çünkü o içinde böyle çok hoşuma gitmedi Fatih kalem. Daha başka bir program biliyorsanız onu da yoruma yazarsanız hoşuma gider. Şimdi bakalım burada ne diyor. Bir QPR üçgeninde M elemanıdır QP, T elemanıdır PR alınıp QT ve MT çiziliyor. Burada bir eşlik varmış. Dur bakalım bir başlayalım. Şimdi nasıl çizeceğimizi ben de tam bilmiyorum arkadaşlarım. Olmadı siler bir daha çizeriz, tamam mı? Şimdi bir şöyle rastgele bir üçgen çizeyim. Q, P, R üçgeni olsun. Şurası R, burası Q, burası da P. Şimdi Q, P'nin üstünde bir M alacağız.
PR'nin üstünde de bir T alacağız şurada da. Ve QT'yi çizeceğiz. Burada da T aldık. Şurada T. QT'yi çizdik. Bir de QP'nin üstünde bir M aldık. MT'yi çizdik. QP'nin üstünde de. Şurada da bir M alalım. Şuradan da MT'yi çizmiş olalım. Tamam, hadi bakalım hayırlısı. Oluşan şekilde QTM. Şurası 50 dereceymiş. Ve diyor ki bir de eşlik var. PQR kaçtır diye soruyor. Şuradaki açıyı soruyor bize arkadaşlar. Evet, bu açı kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şu eşliği kullanalım. Madem ki eşler, hem açıları hem kenarları eşit olacak. MPT şuradaki üçgen şu. TRQ da burada tabii kocaman oldu. Yanlış çizmişiz arkadaşlarım ama artık bir açılarla işimiz var. Çünkü açı sorusu bu. O yüzden kenar uzunlukları da normalde bu üçgenlerin eşit olması gerekiyor ama orayı çok şey görmeyin artık dostlarım. Şimdi bunun M açısıyla şuradaki sıralama önemliydi demiştik hatırlarsanız bu yazılıştaki. Birinci harfle birinci harf eşit. Yani bunun M açısıyla A diyelim buna. Bunun T açısı bu da A'ymış. P ile de R eşit. Buna B diyelim. Bu da B'ymiş. Öbürleri T ile C diyelim. Bunun da Q'su. Şurası da C olacakmış dostlarım. Şimdi bak hemen şuradaki 180'i görün dostlar. C ile A'nın toplamı 130 oldu. Yazdım onu bir yere. C ile A'nın toplamı 130'sa şu üçgene bakalım mesela şuna. C ile A 130'sa B'ye kaç kalacak bu durumda? 50. O zaman bu B'de 50. Üçgenin iç açıları 180'den. 50 burada, 50 burada 100. Buraya da kaldı 80. Cevap Adana'dan patladı gitti. Evet, geldik 7 numaraya. ABC ve ADE eşkenar üçgenleri. D eleman BC. Dur bakalım bir başlayalım. Şimdi bir ABC eşkenar üçgeni çizdik. Sonra ADE ve DBC'nin bir elemanıymış. D burada olsun. ADE E'yi de bu klasik eşkenar üçgen şeklini çizdiriyor bize arkadaşlarım. ADE. Evet, BD 6'dır demiş. Tamam. EC kaçtır diye soruyor dostlarım. Şuradaki x'i soruyor ki biz bunun pratiğini size eşkenar üçgen testinde eşkenar üçgen testinin 3. sorusu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam orada pratik yolundan hemen burayla buranın eşit olduğunu ispatlamıştım dostlarım. Onu da şuradan söylemiştik. Şöyle bir turuncu renk alalım. Şu üçgen ile şu üçgen eş çıkıyorlar dostlarım. Eş oldukları için de kenarları da eşit olacak tabii ki. Hatta onu da hadi ispatlayayım sizin için bir kez daha yapalım hadi. Şimdi şu baştaki ABC üçgenin kenarlarına şu simgeyi koyuyorum. ADE'nin de eş kenarlarına bu simgeyi koyuyorum. Bakın ikişer kenarları eşit bunların. Şu açıya A dediğimde burası 60 eksi A çünkü tamamı 60 eşkenar üçgen olduğu için buranın da tamamı 60, burası da 60 eksi A geliyor. Bakın iki kenar ve tam aralarındaki açıları eşit olduğu için bunlara eş üçgen diyorum ve 60 eksi A'nın karşısıyla 60 eksi A'nın karşısı da kesinlikle birbirine eşittir deyip x'i 6 buluyorum dostlarım. Hadi geçtik 8 numaraya. ABCD kare. Evet, şimdi bir kare çizeceğiz. Şöyle siyahımızı alalım. ABCD karesi çiziyorum. Şimdi karede muhtemelen dik üçgen çizdirecek bize. Bir bakalım da hemen zıplamayayım. Yanlış olmasın. ABCD iç bölgesinde bir E noktası alınıyor ve AEEB. AE daha uzun 7 santim. EB daha kısa 3 santim. Şöyle bir E noktası 7'ye 3 çizildi ve AE dikmiş bak EB'ye. DE kaçtır diye soruyor bize. Şu DE'yi de çizelim hemen. Şurası da DEX. Tabi bunlar doğrusal değil arkadaşlar. DEB doğrusal değil tabii ki. Bizim çizimimize aldanmayın. Dostlar bu da klasik bir kare sorusu. Ne demiştik sizlere? Karede varsa dik üçgen görüyorsan
AB 90'ları yerleştir, eş üçgenleri gör demiştik kardeşlerim. Hemen başlıyorum. Şu açıya A dedim, 90, şuraya B yazdım. E hocam burada 90'dır, buraya A kaldı. Şimdi ikinci dik üçgeni de ben çizeceğim dostlarım. Bakınız şuradan çiziyorum. Niye öğretmenim buradan çizdiğinde başka yol yok muydu? Tabii ki var ama buradan çizersem AB 90, AB 90 olmasının yanında, yani benzerliklerini ispatladım. Bakın 90'ın karşısı burada karenin kenarı, burada da 90'ın karşısı karenin kenarı oldu. Yani bir de eş üçgen çıkarttım. İşim daha kolay şimdi. Burada B'nin karşısı 3 ise burada da B'nin karşısı 3. A'nın karşısı 7 imiş, burada da A'nın karşısı 7. Buraya 7 demiştik, 4 kaldı şuraya da. Ve şuradan da Pisagor'umu çakıyorum bakın. X kare eşittir. Bir 7'nin karesi 49, bir de 4'ün karesi 16, 65 geldi cevap. Evet, 9 numaradayız. Şimdi bir ABC üçgeninde diyor. BC, yok dikdörtgenmiş. BC 2 katıymış. Zaman, şuraya çizelim. BC, şöyle olacak. Dikey bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlarım. Şöyle. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. A, B, C, D dedim. Ve burası K ise BC 2 katıymış, 2K. Bir dik D noktası alınız diyor ve BD diktir. Yok, bu AB E üçgeniymiş. Tamam, şurası E. D noktasını içinden alıyormuşuz. BD ile DC birbirine dik ve BD 6, DC de 4. Tamam, şöyle bir şey. D noktası burada. Burası 4, burası 6 ve BD ile de DC dikmiş birbirine. Bakın az önceki sorunun dikdörtgen versiyonu. Burada da yine AB 90'larımızı yazacağız. Bize neyi soruyor? DA'yı soruyor. DA da şurası. Şimdi göstereceğim onu. Şu maviyi alalım. DA'yı da bize soruyor. X diyelim buraya. Az önce karede ne yaptıysak, ne söylediysek aynısı arkadaşlarım. Dikdörtgende de dik üçgen görüyorsan A 90 B yapacaksın. İşte burası 90 olduğu için A'ya geçtim. Şuradan da bir diklik ben çiziyorum. Yine şu üçgenle şu üçgen bakın benzer çıkıyorlar. Çünkü açıları tıpatıp aynı. AB 90, AB 90. Ve 90'ların karşısındaki oranlar 1'e 2. O yüzden buradan çizdim. Tam K hipotenüs olsun diye. Demek ki bu üçgen bunun 2 katı. Yani burada A'nın karşısında 6 vardı ya, burada A'nın karşısında 3 olacak. B'nin karşısında 4 vardı ya, burada B'nin karşısında 2 olacak. Şuraya da 2 kaldı. O zaman buraya da 4 kaldı. İşte şu üçgende 3, 4, 5 çıktı. Cevabımız 5'miş dedim dostlarım. Geldim 10 numaraya. Yine şu siyahı alayım. Q açısı 90 derece olan QPR üçgenini çiziniz diyor. Şöyle bir çizmeyi deneyelim. Şurası R. Q açısı 90 derece. Burası da P. QP'nin üstünde bir A. N alın diyor QR'nin üstünde. Tamam, şurada bir A aldım. Şurada bir N de aldım. Ve T ve K PR'nin üstünde olacaksın. Dikdörtgen çizecekmişiz. Tamam, şuradan çizelim dikdörtgenimizi hemen. Şöyle bir dikdörtgen çizdik. Ve K, T. K burası, T burası. P, T'yi 3. K, R'yi 4 vermiş. N, K'yı X'i soruyor. Buradaki X'i soruyor. Bunu pratik olarak benzerlikte ne demiştik dostlarım? Şuradaki X karesi her zaman şu 4 ile 3'ün çarpımıdır. 12'dir. Yalandan yere benzerlikle uğraşmayın. X eşittir 2 kök 3 çıkar demiştik. Tabii ki ben şimdi bunu bizi ilk defa dinleyen arkadaşlarımız için de ispatlayacağım. Şimdi bir sürü dik açı görüyoruz değil mi? Bir kere dikdörtgen var. 4 tane kafadan burada diklik var. Bir de dik üçgenimiz var. Burada 4 tane dik üçgen var. 3 tanesi şu küçükler. Bir de kocaman üçgen. 4 tane dik üçgen var. 4'ü de birbiriyle benzer arkadaşlarım. Bak AB 90, B 90, A, A 90, B, B 90, A, A 90, B. Bu 4'lü de birbiriyle benzer. Çünkü hepsinin açıları AB 90.
Ne yapacağız peki burada? Herhangi ikisini seçip benzerleyeceğiz. Şimdi şunu seçmeyin çünkü hiçbir kenarını bilmiyorsun. E kocaman üçgene bak. Bunun da ne bu kenarını, ne bu kenarını, ne de bu kenarının tamamını biliyorsun. Bunu da geç. O zaman şununla şu üçgeni benzerleyeceksin. A'nın karşısı x, A'nın karşısı 3 eşittir. B'nin karşısı 4, B'nin karşısı x dediğinde bak x kareyi 12 buradan bulmuşuz dostlarım. Geçtik 11 numaraya. Evet, aşağıdaki yönergelere uygun olan çizimi yapınız diyor. Burada da bakalım neler yapacağız. Yine siyahı alalım. Bir ABC üçgeni çiziniz. Aha da çizdim. ABC üçgenini gobeller sizin için. Hemen ABC'yi çizdim. T elemanıdır AB, E elemanıdır AC ve ATE. Tamam, T'yi şuralarda bir yerde alalım, biraz aşağıda. Yine klasik bir şekil çizdiriyor bize. Şu açıda bu açıya eşitmiş arkadaşlarım. Böyle demiş. AT 6'ymış, TB 3'müş, TE 4, BC 12, AE X nedir diye soruyor. Hepinizin benzerlik konusuna ilk geçtiğinizde ilk derste çözdüğünüz, örnek diye çözdüğümüz soru tipidir dostlarım bu. Üste bir küçük üçgen var, bir de büyük üçgen ve birer açılara eşit. Hemen eşit açılara A, A diyorum. Küçük üçgeni şuna B, şuna da C yazalım. Büyüğe bakın şimdi. A burada, B burada, şuraya da C kaldı. Açılar tıpatıp eşit olduğu için artık benzerliğe saldırabilirim. Hemen küçük üçgende B'nin karşısı 4, büyükte B'nin karşısı 12 eşittir. Küçükte A'nın karşısı X, büyükte A'nın karşısı 9. 3 katıymış. Bu da 3 katı olması için Denizli'yi işaretlemen yeterli. Geldim 12'ye. Burada 12'miz. Evet. Bir ABC üçgeninde T elemanıdır AB. Şöyle çizelim yine bir ABC üçgeni. T elemanıdır AB. E elemanıdır. E aynısı. TE'yi çizin diyor. Hadi yine yapalım. TE'yi aha çizdim. AT 4. AE TB'ye eşitmiş. 2. 2. TE 3'müş. EC 10'muş. Buna göre verilenlere göre X kaçtır? Evet. Az önceki sorunun aynısı, fakat az öncekinde benzerliği açılardan bulmuştuk. Burada kenarların oranından bulacağız. Bakın küçük üçgenin, şunun yani, kenarlarını 2, 3 ve 4 diye küçükten büyüğe yazdım. Şimdi büyük üçgenin kenarları bir 6 var, bir 12 var, bir de x var. Dostum bu x'i 3'ün altına yazmak zorundasın. Çünkü hani benzerlik oranını biz nasıl yazıyoruz? Açılardan yazarken aynı açının karşısındaki kenarları alt alta yazıyoruz. Oranlı yazıyoruz. Bak burada A'nın karşısında 3 var. Büyükte A'nın karşısında da X var. O yüzden 3 ile X oranlı alt alta yazılacak. Diğer ikisini de küçükten büyüğe yazıyorum. Küçüğü küçüğün altına, büyüğü de büyüğün altına yazıyorum. Ve bak ne yakaladım? 3 katı. 3 katı. O zaman bu da 3 katı olacak. Cevabım 9 gelecek diyebilirim. Geldim 13 numaraya. B açısı 90 derece olan bir dik üçgen var elimizde. Hadi çizmeye çalışalım. Şöyle bir dik üçgen arkadaşlarım. Şurası C, burası A. B açısı 90 dereceymiş. Ve D elemanıdır AB, E elemanıdır AC ve DE AC'ye dik. Şöyle bir D elemanıdır AB, E elemanıdır AC'yi çizdik. Sonra diyor ki ADE'nin alanına A dersen büyük şuradaki dörtgenin alanı 7 katıymış. 7 A'yı da yazalım. Evet, benzerlik alan sorusu oldu bu. Burası 4'tür diyor. AC'de kaçtır? 90'ların karşısının oranını soruyor bize. Şimdi buradaki üçgenlerimiz tabii ki benzer üçgenler. Hatta onu da şöyle AB 90'ları yazarak ispatlayayım. Buna A, 90, B. Burada A var, burada 90 var, burası da B oldu diyebilirim. Benzerler. Peki benzerlik oranını bulacağız şimdi. 90'ın karşısı burada 4,
Büyükte 90'ın karşısı x. Bu benzerlik oranı. Kural neydi? Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşitti dostlarım. Küçük üçgenin alanı A, büyük üçgenin alanı, dikkatli yazın, tamamının alanı 8A. 1 bölü 8. Hadi içler dışlar yapacağız buradan. 16 bölü x kare eşittir 1 bölü 8. X kare eşittir 16 çarpı 8. Hatta x eşittir kök içinde 16 çarpı 8'i de şöyle 4 çarpı 2 diye yazayım. 16 dışarıya çıktı. 4 iç dışarıya çıktı ama 2 içeride kaldı. 8 kök 2'ymiş. Edirne'den geldi cevabımız. Evet, 14'e geçtik arkadaşlarım. Hemen şuradan siyahı alalım. Bir de şurayı silelim ki yer açılsın bize. Evet, şöyle bir şekil. Şurayı da silelim hadi. Tamamdır. Başlıyoruz. ABC üçgeninde hemen bir ABC üçgeni çizdim. D elemanıdır BC. AD çiziliyor. GE paralel, G noktası da ağırlık merkeziymiş. He, o zaman benim bu D'yi şurada ortada alayım. GAD'nin bir elemanıymış. GEAC'ye paralel olacakmış. GE'yi çizeyim. EAB'nin elemanı demiş. Şimdi şurası K'ya 2K muhabbetimiz vardı G ağırlık merkezinden. GE paralel AC'yi de söyleyelim. EG'yi 6 vermiş. AC'yi de bizden istiyor. Hemen şu kenar ortayı da biz çizelim dostlarım. G'den geçen ve burayı bir 2'ye bölsün. Yine K'ya 2K oranımızı yazalım. Şunları yazmaya gerek yokmuş. Ve benzerlik yapıyorum. Bakın nereden? Şunun şuna paralel olmasını konuşuyorum arkadaşlarım. Benzerlik oranı 2 bölü 3 eşittir 6 bölü, şuraya da x diyorum, 6 bölü x. X eşittir buradan 9'u paketledim. Tabii ki kenar ortay olduğu için bu da 9. Toplam Edirne çıktı gitti sorumuz arkadaşlar. Evet, 15'teyiz. Hadi bunu yapalım. Bir ABC üçgeninde D elemanıdır AB. Tamam, bir ABC üçgenini çizelim de ondan sonra konuşuruz dostlarım. D elemanıdır AB'nin. DL paraleldir BC'ye. DL çizeceğim. DL'yi içten bölen N noktası AC üzerinde. He, şimdi bak. D, demek ki DL şöyle dışarıya doğru uzuyor. DL de diyor AC'yi N noktasında kesiyormuş arkadaşlarım. Tamam, şimdi oldu. BL'yi çizin diyor. Hadi BL'yi de çizelim. Şurası L noktası. BL ile AC'nin kesiştiği nokta şurası K'ymış. Bunu da yazalım. DN NL'ye eşitmiş. NK 2 KC 6 AN X. Dostlar, klasik yine birinci benzerlik şeklimizle kelebek üçgenin bir arada olduğu bir soru. Önce şurada kelebeği bir görelim. Bakın burada bir kelebek üçgenimiz var. Bunu bir konuşalım. Oran 2'ye 6, yani 3 katı. K'ya 3K diyelim. Bu da K'ya eşitmiş. Şimdi de Thales'i konuşacağız arkadaşlarım. Thales teoremi yapacağım. Bak şöyle. Şu kenarın şu kenara paralel olmasını konuşacağız arkadaşlarım. Thales. Şöyle iyice görün diye şöyle farklı bir renkle çizmeye çalıştım. Şimdi bunu şurada da çizeyim. Bak hatta ayrı bir yere de çiziyorum. Şöyle bir Thales var orada. Biraz daha küçük çizeyim. Şurası x. X'in şu aşağısı 8. Burası k. Burası da 3k. Hadi yapalım Thales'i. X bölü x artı 8. Eşittir. K bölü 3k. 1 bölü 3 yani. 3x eşittir x artı 8. 2x eşittir 8.
X eşittir 4. Cevap Bursa'dan patladı gitti. Geldik 16'ya. QPR üçgeninde. QPR. Tamam, bir çizelim bakalım şöyle. QPR. Üçgeninde T elemanıdır QP'nin, K elemanıdır QR'nin, L de burada PR'nin elemanı. QT eşittir TP. Yani T buradaki orta noktaymış arkadaşlar. QK, K da buranın orta noktasıymış. Öyle söylüyor. K da buranın. Ve KL ile TR'nin kesişimi. Şimdi TR'yi çizelim o zaman. Madem bir şeyle kesişecek. KL de burada bir yerde. Tamam. Kesişimleri M noktasıdır diyor. M'yi de burada gösterdim. Ve diyor ki MR'ye 3K dersen TM 2K olacak. Çok böyle orantılı olmadı arkadaşlarım. PL 4'müş, LR kaçmış. Şimdi burada yapacağımız, önce şu orta tabanı bir çizelim. Bak, orta tabanı çizince burada bir kelebek çıktı, görüyorsunuz. Kelebek üçgenimiz. 2'ye 3 oranı var. O halde buna 2M dersem burası 3M olacak. Ve bu bizim orta tabanımızdı şu adam. Neyin orta tabanı? Buradaki PR'nin orta tabanı. Yani 2M ise buranın tamamı 4M olacak. 3M'si burada. Buraya M kaldı. M 4'müş. Bana 3M'yi soruyor. 12'ymiş arkadaşlar. Hadi 17'deyiz dostlar. Bakalım bu ne diyor. Şimdi diyor ki bir ABC üçgeninin iç teğet çemberi. Şuraya çizmeye çalışayım. Şimdi bir ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi I noktasıdır. I'dan AB ve AC'ye paralel çizin. Evet, yine çok klasik bir sorumuz. Derslerimizde milyon defa çözdüğümüz. Bu buna paralel. Bu da buna paralel. Klasik bir soruyu çizdiriyor bize. Demiştik ki hatta şu üçgenin çevresi BC'ye eşittir her zaman demiştik hatırlarsanız. Ki zaten de onu soruyormuş. BC'yi 10 vermiş. Bu üçgenin çevresini istiyor. Cevap 10 diyeceksiniz hemen. Tabii ben şimdi bunu bizim dinlemeyen, bilmeyen arkadaşlarımız için, ilk defa dinleyenler için ispatlayarak yapacağım. Şimdi I iç teğet çemberin merkezi ise açıortayların kesim noktasıdır. O halde bu adam bir açıortaydır. Ve şuradaki Z harfinden dolayı arkadaşlarım, bakın kırmızıyı takip edin, bir Z harfi var. Şurası da noktalı açı oldu. Demek ki bununla bu eşit. Yani buna A dersem bu da A. Şimdi aynı şeyi diğer C'den çizdiğim açıortay için yapıyorum. Bakın bu CI kesinlikle bir açıortaydır. Ve şuradaki Z harfinden dolayı maviyi takip edin. Bu da çizgili açıdır. O zaman bu B ise bu da B. Hadi şuraya da C yazalım. Bakın bu üçgenin çevresine ABC. Tabanıma bakın, o da ABC. O zaman çevre ile taban birbirine eşittir. Cevap da 10 gelir. Evet, 18. Dış bükey dörtgen demiş. Ne demiştik? Bu dış bükeyleri falan okumanıza gerek yok. Ve diyor ki AB BC'ye diktir. Şimdi A, B'yi çizdim. B, C'yi çizdim arkadaşlarım. A burası. B burası. Şöyle de çizdim. B, C 12. A, B 16. Tamam, bu 16. Bu da 12. Bu biraz daha uzun. Biraz daha kısa bu da. Tamam, çizdik. A, D var. 11. A, D 12'den de kısa olacak. Şöyle çizelim. AD'yi biraz eğik çizelim. Hatta silim de güzel çizeyim şunu. Çünkü dikdörtgen gibi gözükür yoksa. O yüzden şöyle AD'yi 11 diye şuraya kadar çizdim. Evet, ve DAC BAC'ye eşit. Oo, dur. AC'yi birleştirirsek DAC BAC'ye eşit olacak. Yani bu bir açıortay olacak arkadaşlarım. O yüzden şöyle açıortay gibi gösterelim bunu biraz daha. Şöyle eşit açılar olsun. Tamam. D burada. V
ve burası da 11. Tamamdır. Tabii şu dörtgeni de tamamlayalım. Bize de DC'yi soruyor. Evet, klasik açıortay sorusu oldu. Açıortayda şu kuralı hatırlayacaksınız dostlarım. Açıortayın şu açıortay üstündeki bir noktadan buraya çizdiğim diklik buraya çizdiğim dikliğe eşit. Hatta bu kafayla şurasına kafa demiştik açıortayın. Kafayla dik arası kafayla dik arasına eşit olacak demiştik. Şimdi burada onu yapacağız. Şimdi açıortayı görüyorsunuz. Açıortay burada bitti. Bakın kafa burada. Göz, ağız, burun çizelim. Şu bizim bir kolumuz, şu diğer kolumuz. Şimdi vücudun bittiği yerden alttaki kola bir diklik indirmiş 12. Üstteki kola da bir diklik ben indiriyorum. Şöyle çiziyorum ve diyorum ki bu diklik de 12'dir. Çünkü diklikler eşitti birbirine. Artı kafayla dik arası buradaki kafayla dik arasına eşit olacak. Yani 16 ise bu da 16 olacak. Buraya da 5 kaldı. Ve bak senin aşık olduğun üçgen. 5, 12, 13'ü paketledik dostlarım. Geldik 19'a. Evet. ABC üçgeninde AB, BC'ye diktir diyor. AB, BC'ye dik bir dik üçgen çizdik. AB üzerindeki D noktası C köşesiyle birleştirilip C açısı iki eşit parçaya ayrılıyor. Yani C'nin bize açıortayını çizin diyor arkadaşlarım. Aha çizdim bunu da. Şurası D. DB 5. AC ise diyor BC ile 12'nin toplamıdır. Şimdi ben BC'ye X dersem bu AC dediğim uzunluk X artı 12'ymiş. AD kaçtır diye de bir soru soruyor. Dostlarım yine az önceki kuralın aynısını yapacağız. Çünkü burası açıortaydı bu arada onu yazmayı unuttum. Bir açıortayla diklik gördüğümüzde aklımıza ilk önce bu kuralı getirin demiştim dostlarım. Şu deminki yaptığım kural için kollara diklikler çizeceğiz. Dostum bak kafa burada. Şu bizim birinci kol, şu bizim ikinci kol. Vücut burada bitti. Buradan alttaki kola bir diklik indirmiş 5. Üstteki kola bir diklikte ben indiriyorum. Burası da 5. Ve buradaki kafayla dik arası x ise buradaki kafayla dik arası da x olacak. Şuraya da 12 kaldı. İşte senin özel üçgenin burada. 5, 12, 13. Yine cevap 13 geldi dostlar. Evet 20 numaradayız. Bunu da şöyle üste çizelim arkadaşlarım. Yine sileyim ben burayı. Evet, ABC üçgeninde A köşesi BC üzerindeki D noktasıyla birleştirilsin. Bir ABC'yi çizelim. Özel bir şey yok herhalde. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. A köşesi BC üzerindeki D noktasıyla birleştirilsin ve ADC DAC'nin iki katıdır diyor. Şöyle bir yapalım. ADC 2A'ymış. DA şu açı DAC 1A'ymış. AB ile BD eşitmiş ve 9 9'muş bunlar. AD 6'dır. DC nedir diye soruyor. Evet yine klasik bir dış açıortay sorusudur bu da dostlarım. Bakın neler yapıyorum. Şimdi şurasındaki açı 180-2A. Bu açı da 180-2A. İkizkenar olduğu için. Şimdi can öğrencim şunu şöyle uzattığımda buranın toplamı 180 olacak ya hani. Bak 180-2A. A daha 180-A yaptı. Bir A da ben buraya yazarsam üçünün toplamı ne oldu? 180. A'lar götürdü 180 kaldı. Yani buradaki şu adam aslında bir dış açıortaymış dostum. Biz de burada dış açıortay teoremi yapacağız şimdi. Hadi yapalım. Yakın kol 6, uzak kol 9. 6 bölü 9 eşittir. Şimdi dış açıortay burada bitti. Yakın kol burada, uzak kol burada bitti. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 9. İşte bitti sorumuz. Buradan 9x eşittir 6x artı 54, 3x eşittir 54,
X eşittir 18 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, 21'deyiz. Bakalım bu ne diyor. Şimdi ABC üçgeninde A köşesi ile hemen bir çizelim ABC üçgeni. A köşesi ile BC üzerindeki E noktası birleştiriliyor. Tamam. B köşesi AC üzerindeki D noktası ile birleştirilerek DE çiziliyor. Arkadaşlar şimdi tam bilmediğim için şöyle E'yi buradan aldım. BC üzerindeki E ile aldım. AC üzerindeki D ile de şuradan birleştirdim. Bakalım ne diyor? BAE şu açı EAC'ye. E açı ortaymış. La baştan desene daha düzgün çizeriz ya. Neyse. ADB şu açı BDE'ye şu E'yi de birleştirirsem bu açıya eşitmiş. Tamam. BE'ye K dersek EC 2K'ymış. DE 3'müş. AB 6'ymış. AD X kaçtır diye soruyor. Önce şunu göreceğiz arkadaşlarım. Burada bir dış açı ortay var. Bakın şu üçgenin şu kenarına da Y diyelim. Bu üçgenin şu adam dış açı ortayı. Hadi önce bunu yapalım. Yakın kolu 3, uzak kolu Y. 3 bölü Y eşittir. Birinci ayak K, ikinci ayak 3K. 1 bölü 3 o zaman. Y'yi 9 buluyorum dostlarım. Bu tamamdır. Şimdi de kırmızıyı alalım. Şu da bizim iç açı ortayımız dostlar. Bakınız bu da büyük üçgenimin bir iç açı ortayı. İç açı ortayda olay neydi? Ayak K, kol 6. Ayak 2K, kol 12. Yani kol ayaklara bakın iki katına çıkmış. Kollar da iki katına çıkacak. 12 olacak burası. X'e de 3 kaldı deriz dostlarım. Evet, 22'deyiz. ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi olan I noktası üzerin I noktasının üzerinde bulunduran BC kenarına paralel bir doğru parçası olan DE çiziliyor. Ha, biraz bir şeyler anladım sanki lan. Dur bakalım. Şimdi ABC üçgeninde bir DE varmış ve bu DE I noktasını üstünde barındırıyormuş ve DEBC'ye de paralelmiş dostlarım. Tamam. D elemanıdır AB, E elemanıdır AC. AB'yi 10 vermiş. Şurası 10. AC'yi 8 vermiş. Burası 8. Çevre ADE 10 ile 8'in toplamı demiştik pratik olarak 18 arkadaşlarım. Tabii ki ben bunu bir de ispatlayarak çözeceğim şimdi. Yine paralellik ve açıortay olduğu için Z kurallarından ikizkenarlar bulacağız. Bakın Z kuralı burada. Şimdi bu adam kesin I'dan geçtiği için açıortay Z'den dolayı bu da buna eşit. O zaman burası ikizkenar. Yani X ise bu da X, burası 10 eksi X. Şimdi diğer açıortayımı da şuradan göstereyim. Şöyle. Z kuralından bu da çizgili açı oldu. O halde bu Y ise bu da Y. Burası da 8 eksi y. Şimdi bu üçgenin çevresini istiyor. Bak 10 eksi x, x daha x'ler gitti. 10 kaldı. 8 eksi y, y daha y'ler gitti. 8 kaldı. Çevresi de oldu. 18 dedim dostlarım. Ve bitti galiba. Evet. Hadi öpüyorum sizi gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.